Evet, çaylarınız da geldi. Şöyle iki şekerli, şekersiz. Sadık Beyciğim buyur. Teşekkür ederim. Sevim Bey, şöyle sana tavşan kanı sana da. Sağ ol Paşa abi. Şöyle de size vereyim buyurun. Sağ ol, sağ ol Paşa Beyciğim, sağ ol. Ama bu nedir artık ya? Hakikaten ya, şuna çay denmez ki. Bu bildiğin sıcak su. Bardağa konmuş gelmiş. Abicim sen sıcak suyu sen çaysın diye mi ikna ediyorsun? Yani sıcak da değil ki su, ılık resmen. Hakikaten yani adın gibi çay yapmak zorunda değilsin Paşa abi. Bitti mi tespit mizahınız? Hı? Ben bu işi iyi yaptığım için yapıyorum, icra ediyorum bak. Bu işte çok iyiyim, o yüzden yapıyorum. Bana veriyorlar bir kutu çay. Bununla diyorlar bütün günü geçir diyorlar. Ben ne yapayım? Haklısın sen de be, affedersin. Durduk yere şimdi onu yükleniyorum. Onun ne suçu var ki? Doğru. Şişt, bunların hepsi bizim patronun yüzünden oluyor. Haklı, malzeme yok. Hayır yani şunu düşünüyorum. Buradan kızıp bize zam yapsa ona da okeyim. O da yok. Yok. Ya bırak Allah'ın cimrisi. Varsa yoksa kendisi. Yemekler de zaten çok kötü. Doğru, doğru servis de yok. Hakikaten ya. Bir de bize davranışları. Vallahi bir sunum hazırlıyorum. Bu sen değilsin Hüseyin. Bak. Toplantıda bir şey söylüyorum. Senden daha iyisini beklerdim Hüseyin. Proje hakkında konuşuyoruz. Vallahi ben geçen daha... Ben bir mütemadiyen tanımadığım bir Hüseyin'le rekabet halindeyim. Aynen abi. Adam mobbingin Allah'ı yani. Hepimiz aynı şeyi yapıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz böyle kendi aramızda konuşup konuşup şişiyoruz. Farkında mısınız? Evet. Yani biz niye ayaklanmıyoruz abi? İsyan edelim ya. Tamam. Neler oluyor diyelim. Var mısınız? Tamam, varım. Ben vallahi varım. Gerçekten varım. Verelim ona ağzının payını. Evet. Yapalım. Tamam. Evet. Varım ya, ben de varım. Adam asgari ücretten 1 lira yukarı vermiyor. Varım lan, ayaklanalım. Hadi o zaman ayaklanalım. Hadi be. Neyse ya. Hadi kardeşim. Aynen öyle. Çıksın karşımıza. Çatır çatır söyleyelim. Tamam ya. Pırıldak. Niye söylüyorsun? Bir şey söylerim. Bak ha, sen onu yaparız. Sen de söyle. Sen de onu söyle. Söyle. Arkadaşlar, hayırdır? Bir sorun mu var? Evet efendim, var. Hayır yok. Bir sorun yok. Birçok sorun var arkadaşlar. Evet biliyorum. Bütün gün akşama kadar benim için çalışıyorsunuz fakat yine de benden sürekli eleştiri alıyorsunuz. Haklısınız arkadaşlar. Fakat bugün değerli arkadaşlar sıra sizde. Evet sıra sizde. Bakın size ne getirdim. Şimdi bu kutuya şikayetlerinizi bir kağıda yazıp hepiniz atacaksınız arkadaşlar. Bütün şikayetlerinizi ve isimlerinizi yazmayacaksınız. Yazmayacağım. Evet. İsim yok, çekiyorum. İsimsiz. İsimsiz olacak. Ne yazdığınız, beni nasıl eleştirdiğiniz asla beni ilgilendirmeyecek. Önemli olan sizin eleştirilerinizi duymak. Hadi bakalım. Yazın bakalım eleştirilerinizi. Güzel bir şey bu, tamam mı? Paşa Efendi. Yaz, sen de yaz. Herkes benim hakkımdaki eleştirilerini yazsın arkadaşlar. Yazıyorum efendim. İsim istemiyorum, bilmek de istemiyorum. Acaba ne gibi şikayetleriniz var? Bunların hepsini tek tek öğreneceğiz arkadaşlar. Yaz. Yardırın. Yardırın. Ağzınıza ne gelirse söyleyin. Ben yazdım arkadaşlar. Ben de yazdım. Evet, dörde katlayın yazdım. Arkadaşlar oraya atın. Dörde de katladım. Aynen yazdım efendim. İçinizden gelen bütün eleştirileri bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah'ım. Tamam, rahatladım. Oh. Çekimin. İçinizden ne geçiyor? Yazın arkadaşlar. Annenin. Şikayetlerinizi yazın. Evet. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Değerli arkadaşlar, şimdi haksızlık geçmesin diye ne yapıyorum? Karıştırıyorum. Evet, çok heyecanlı. Şimdi bakalım ilk şikayetimiz neymiş? Evet. Hayati Bey, öncelikle bu tertemiz beyaz kağıtları bize ayırdığınız için size teşekkür. Uzun zamandır içimde tuttuğum ama söyleyemediğim bir şey var. Toplantılarda çok bağırıyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Kim yazdıysa helal olsun. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Ama tansiyonunuz var. Size bir şey olacak diye çok korkuyorum.
Lütfen bu kadar gerilip beni üzmeyin. Bunu yazan yeter. Ama yeter. E adını yazmışsın. İsim yazılmayacaktı. Onu yazmışsınız ama adını yazmışsın. Beni düşündüğün için çok teşekkür ediyorum. Yeter. Ama Hüseyin arkadaşımın söylediği de doğru. İsim yazmayacaktı. Biliyorsunuz. Sevgili müdürüm, sonuçta benim size söyleyeceklerim çok açık ve ortada ve şeffaf. Ben size güvendiğim için adımı yazmakta hiçbir bahis görmedim. Ve adımı yazdım. Teşekkür ederim. Çok incesin. Efendim ben de yazdım. Ne? Yazdım. Ben de yazdım. Yazdın mı? Ben de yazdım müdürüm. Yazdım ben yani. Anlamadım. Ne şey? Ne oldu? Arkadaşım ne oldu? Yazılmayacaktı. İsim yazılmıyor dedi ama. Ama bak, değerli arkadaşım, isim yazılsa da yazılmasa da benim için önemli olan ne? Sizin eleştirileriniz. Ya. Sizin eleştirilerinizi duymak istiyorum. O yüzden isim önemli değil. Evet, bakalım sırada kim var? Karıştırıyorum. Rahat ol. Ben de yazmadım adımı. Rahat ol ya. En iyi bari en azından bir kişi. Evet. Bakalım nasıl bir eleştiri. Bugüne kadar bir kere bile çay getirdiğimde bana teşekkür etmediniz. Çay içerken lütfen demediniz. Ben belki beyaz yakalı değilim. Atıyorum mesela bir Hüseyin değilim. Ama ben de burada çalışıyorum. Ve bir çaycı olarak gerekli motivasyonu ben de görmek istiyorum. Çünkü sizi babam gibi görüyorum ve benimle gurur duymanızı istiyorum. Yazmadığın iyi olmuş. İkametgahını da ekleyecek. Çok güzel. Anlamam. Paşacığım, bu eleştirilerini alıyorum. Kabul ediyorum ve arkadaşım... Bana bir çay getirir misin lütfen? Vallahi bak. Anladı ya, inanmıyorum ha. Canım benim, tamam hemen getiriyorum çayı. Evet. Çok güzel, bakalım şimdi sırada nasıl bir eleştiri var? Oğlum hepiniz iyice gömdünüz değil mi lan? Tabii oğlum, herhalde yani hem de acımasızca. Yazacak çok şey var ama size olan sevgimin karşılığı olan bir kelime yok. Demiş Mustafa Bey. Gerçekten acımasızcaymış kardeşim. Acımasızca yalamışsın adamı. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok incesin Mustafa. Efendim ne demek? Ben böyle uzun uzun sayfa sayfa yazmak isterdim ama... şiir tadında kısa olsun istedim. Olmuş olmuş. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Evet bakalım sırada nasıl bir eleştirimiz var. Tamam ya işte aşağı yukarı duygular belli yani. Herkes böyle işte bunları yazmış. Tamam artık yeter bence okuma gerek var mı? Hayır. Okuyalım bence. Oh. Hepsini okuyalım tek tek. Okuyalım. 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 Şöyle güzel güzel okuyalım. Konu da belli yani işte böyle sevgi saygı. Hadi tamam. Hadi çalışalım ya mesaideyiz. Hadi çalışalım. Hayır. Hadi. Hayır arkadaşım. Hepsini tek tek okuyalım. Hatta geriye dönelim. Bir daha okuyalım. Bir daha okuyalım. Bir daha okuyalım. Sabaha kadar okuyalım Hüseyin. İyice alt metnini çözene kadar. Aramızdaki dostluğu pekiştirene kadar okuyalım. Tamam. Hayır bakalım. Bakalım burada ne varmış? Allah. Evet. Mehtap Başa yazmış ismini. Müdürüm, müdürüm, ben sana ölürüm. Aa, aynısı. Vallahi ben de tam onu yazdım biliyor musunuz? Kız sen benden kopya mı çektin? Bana bak, elime bakmış ya. Aynısını yazdım ben biliyor musun? Aynı, vallahi. O zaman şey olmasın, ben benimkini yeniden yazayım. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Laf tekrarı olacak ama. Olsun. Aynı şeyi ya. Olsun. Niye bakıyorsun yani? Aynısı, ben de öyle. Hepsini diyorum. Tek tek okuyacağız. Teşekkür ederim. Aynı demek müdürüm. Vallahi öyle içimden gelen şeyi yazdım. Evet, çok güzel. Az çok önce güzel. Ağzım fırıldak diyordu ama. Bana ağzım fırıldak diyor da kredi kartları da her ay ağzına tükürürüm diyor. Ne yapayım? Evet, bakıyorum iki tane kalmış arkadaşlar. Ya. Evet. Ne yaptı çıktı? Yandım bak. Yandım bak. Ne yandı ne ya? Boşalt. Hadi hemen çıkın. Dışarıya boş. Ya sorun yok. Haylazı beni basmış. Hemen kapattım ya. Hayati Bey, çayınız buyurun.
Çok teşekkür ederim Paşa Bey çay için. Bir de teşekkür ediyor ya. Çok tatlı vallahi deli ya. o kutuyu alayım. Kutuyu alayım. Bu arada Hüseyin arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yangın anında bravo, kutumuza sahip çıktı. Bravo Hüseyin. Bravo Hüseyin. Gerçekten Hüseyin, efendim bakıyorum, duygularımıza ne kadar değer verdiğini de gösterdi. Tabii canım, fikirler doğru. Evet. Evet, bakalım sıradaki eleştiri neymiş? İlginç. Sadık yazmış ve sayfayı boş bırakmış. Sayın müdürüm, size olan eleştirilerim o kağıtta gördükleriniz kadar. Aa, çok güzel. Çok güzel. Efsane. Ulan acaba karına bir kere böyle güzel şeyler söyledin mi sen? He? Bir kere söyledin, pis herif ya. Tebrik ediyorum. Buyurun efendim, geldik son eleştirimize. Senin için neymiş? Ah, sen kimsin ya? Ne oluyor? Ben senin vücudunu ele geçirdim. Hayatını mahvedeceğim. Ah, ne oluyor ya? Sen kimsin? Bırak beni. Senin hayatıma. O kağıda her şeyi ben yazdım. Ah, ne oluyor ya? Bırak beni. Ne oluyor? Şimdi patronumu çok seviyorum ben. Seni bitireceğim. Ne oluyor ya bana hayatı be? Bana hakikaten şu... arkadaşım sana ne oluyor ya? Bilmiyorum ki. Acaba geçenlerde incir ağacının altına yaptım. İçime bir şey mi girdi benim? Ne oldu? Vallahi hiç bellik değil ha bunlar. Bak. Hüseyin. Arkadaşım, lütfen birkaç eleştiri yaptın diye bu kadar gerilme. Ne var canım? Bunu zaten sizden ben istedim arkadaşlar. Yani bunu ben öğrenmek istedim. Hakkımda ne düşünüyorsunuz? Bunları tek tek öğrenmek istedim. O yüzden şimdi de senin eleştirini okuyacağız. Ben okuyayım. Yazım çok kötü çünkü. Vallahi çok kötü yazım. Ben okuyayım, ne olur. Allah'ım kendim okumak istiyorum. Lütfen, rica ediyorum. Rica ediyorum, ben okuyayım. Aman oku ya, aman. Neyse ne ya. Ne oluyor sorusun? Kaldıramayacağız. Sevgili müdürüm. Ben sizin yapacağınız işin kan. Ben sizin verdiğiniz maaşın. Ben sizin vicdanınızın total olarak oksijen soluyup geri verdiğiniz karbondioksitin ta. İşte o sonuna değermişim yazacaktım, vakit kalmadı. Tam onu yazıyordum. Yok yok, daha bitmedi. Sende ahlak sıfır. Terbiye sıfır. Haysiyet sıfır. Karakter sıfır. Şeref sıfır. Hepsi sıfır mı ya? Onların başında biri olacaktı. Kalem mi basmadı acaba Becum? Öyle mi diyorsun? Yazdım diye şey yapıyorum ben. Peki, madem öyle bu çizdiğin şeyin devamı neydi? Ne ekleyecektim buna? Bakar mısınız? Oo. Herhalde bu aşağıdaki benim. Evet. Buradan dönülmez. Hüseyin Bey. Lütfen eşyalarınızı toplayın. Seni genel müdür yaptım. Ne? Nasıl ya? Ne? Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi Hüseyin arkadaşımız müthiş bir özgüvenle bütün eleştirilerini korkmadan cesurca bana iletti. Bravo, tebrik ediyorum. Gel, gel sana bir sarılayım gel. Aa, sarılıyor mu? Sarılıyor. Allah Allah. Vallahi müdürüm, ne diyeceğimi bilemedim. Teşekkür mü edeyim, küfür mü edeyim? Hayır, çalışıyorum. Bilemedim. Hiç düşünme. Aynı bu yolda devam. Tamam. Tamam. Nasıl biliyorsan öyle. Hadi bakalım eşyalarını topla, üst kata yerleşeceksin. Ya da dur. Sadık taşısın eşyalarını. Hadi bakalım Sadık. Hadi. Boş kağıt yazıyordun. Hadi boş. Taşı lan. Boş kağıt. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi. Kolay gelsin yeni işinle. Sağ ol. Kolay gelsin. Vay be. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gerçekten pırlanta gibi bir çocuk. Neyse, hadi biz de dağılmayalım işimizin başına. Hey, efendim, ben size bir şey söyleyecektim. Tabii Mustafa. Efendim, ben sizin...
başım. Efendim Eşyalarını topla. Efendim müdür oldum değil mi? Hayır, kovuldun. Gülmekse mesele, katılarımıza ve de sen de söyle.